Günümüzün Türkiye'sinde halkın belediyelerden beklediği hizmetlerin şekli ve yönü çok değişmiştir. Belediyeler yalnız halkın su ihtiyacını karşılayan, yolunu yapan, çöpünü temizleyen, kuru sobaktan çıkmış, tüm halkın eğitim sorunuyla ilgilenmek durumunda karşı karşıya kalmıştır. O bakımdan çağın her devrinde insan yetişmesinde, kültür alanı gelişmesinde tiyatronun büyük bir önemi vardır. Bunu iyi değerlendirebilen Ordu Belediyesi tiyatro çalışmasına büyük önem vermiştir. Zira siz halkı çöp sorununda, temizlik sorununda eğitmediğiniz süre içerisinde temizlik sorununuzda muvaffak olmak imkanı maalesef yoktur. Aynı zamanda ordumuzun tüm halkının sanata karşı olan büyük bir tutkusuyla, arzusuyla 1964 senesinde kurulan Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu bugüne kadar güç koşulları altında olsa bile yaşama imkanı bulmuştur. Tiyatromuz tamamen amatör bir ruhla kurulmuş, halkımızın kültürel ihtiyaçlarını elinden geldiğince karşılamaya çalışmıştır. Mali olanaklarımızın yetersizliği nedeniyle ancak 1978 yılı mali bütçesine 350 bin lira gibi bir para ayırabilmiş. Bu paranın da 250 bin lirası kostüm ve dekor masraflarına gitmektedir. Belediye tiyatromuzun iki tane kadro elemanı vardır. Bunlardan bir tanesi müstesem görevini yapmakta, bir tanesi biletçi görevini yapmaktadır. Diğer tüm elemanlarımız amatör bir ruhla ücretsiz olarak belediyede görev yapmakta ve halka kültür alanda hizmet sunmaktadır. Belediyemizin tiyatro faaliyetleri yalnız Ordu kentimize değil, yöresel kentlerimize, kasabalarımıza da yine bu kültürel faaliyet ve alanları götürmektedir. Ancak bugünkü koşullarda belediye içinde bulunduğu mali imkansızlıklar hepimize malumdur ve bilinmektedir. İnanıyorum ki bugün Türkiye'mizdeki Yerel Yönetim Bakanlığı gereği şekilde tiyatro faaliyetlerinin tüm belediyelerde hizmet alanında genişletme imkanı sağladığı takdirde gerçek hizmetler tiyatromuz sayesinde halkımıza çok daha iyi